Evet, değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, sevgili seyircilerimiz. Evet, rahmet akşamlarında şehir meydanındayız ve bugün 3 program var demiştik. Bugün ilk olarak Hüseyin Alagöz hocam bizlerle birlikte olduğu mesnevi sohbetleriyle. Hocam mübarek Ramazan ayında çok kısaca düşünce alalım. Diğer hocalarımız da burada çünkü. Neler diyeceksiniz? Evet, çok mutluyuz. Gerçekten Yüce Rabbim bizleri Müslüman bir ana ve babadan dünyaya getirdiği için ne kadar şükretsek azdır. Bazen dostlarımızla, kardeşlerimizle konuşurken deriz, Hindistan'ın herhangi bir şehrinde veya bir kenar semtinde ineğe tapan bir ana ve babadan dünyaya gelmiş olsaydık, bu güzellikleri, bu rahmeti, bu bereketi acaba nasıl bulurduk? O açıdan hazır bulduk, İslam'ı ve mümin olmayı hazır bulduk. Bunun kıymetini, kadrini bilmek lazım. Ramazan ayları bunlar için güzel bir fırsattır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, sizi bulmuşken hemen Ramazan dolu dolu yaşanıyor Konya'mızda. Gençlik Merkezi'nin de çok yoğun faaliyetleri var. Burada bir alalım mı? Neler yapılıyor? Yani çok fazla var da bugün Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerini konuşalım sizlerle. Evet, şu anda bizleri izleyen buradaki kardeşlerimiz ve ekranları başında olan kardeşlerimize bilgi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezimiz, Kılıç Arslan Gençlik Merkezimizin birçok faaliyetleri var. Evet. Biz aynı zamanda şahsımıza o görev deruhte edildiği için o görevle ilgileniyoruz. Evet. Gençlik Merkezimiz şu anda üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 20 bine yaklaşan üyeye sahip bir merkez. Zannedersem son sayımız 18 bin küsür olmuştu. Ve bunların hepsi bizim Anadolu tabiriyle tığ gibi delikanlılarımız. Evet. Ve Gençlik Merkezimizde sadece şekle ve zevke bağlı olan faaliyetler değil, eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, spor çalışmalarımız burada yoğun bir şekilde yapılmakta. Ve Gençlik Merkezimizde özellikle Ramazan aylarında her yıl olduğu gibi bu yılda ailelerde aile iftarları yapılmakta. Bugün mesela Karatay bölgemizde 5 evde İftar programı vardı. Burada gençlerimiz üçerli gruplar halinde 15 üniversite öğrencisi olan gencimiz belki 6 çocuklu, 8 çocuklu mümkün olduğu kadar genç veya çocuk yaşta olan çocuk sayısının da fazla olduğu ailelerle azık karıştırma demiş olduğumuz. Böyle bir hazırlıkla gidiyor. Evde işte Cenab-ı Hak ne verdiyse onları koyuyorlar. Birlikte iftar ediyorlar. 50 hanede inşallah bu faaliyette yapılacak bu faaliyetlerimiz. Yine Ramazan ayında 200 çocuğumuza bazı kamp faaliyetleri oldu. İftarlar orada yapıldı. 500 öğrencimizle el sanatlarımız, yani ebru, hat, tezhip, başta olmak üzere değerler eğitimi demiş olduğumuz, Kur'an-ı Kerim eğitimi demiş olduğumuz eğitimlerimizde, gençlik merkezimizde, Bosna'da, evet, belki birçok kardeşlerimiz tanıyorlar, hizmetlerine devam etmekte ve biz buradan bu hizmetlerin tamamı, bu kurslarımızın tamamı bila bedel, yani bedelsiz olarak verilmektedir. Gençlerimizi ve kardeşlerimizi bekliyoruz diyoruz. Ve her yıl olduğu gibi 4 yıl oldu bu çalışmalarımıza başlayalım. Evet. Önümüzdeki yılda artırarak bu çalışmalarımız inşallah devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Biz de günlük bağlantılarla devam edeceğiz diyelim. Bugün 3 program var demiştik. Birazdan Mehmet ve Fatih Bilir kardeşler burada olacaklar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle. Tabii ki Kur'an ayı ve Kur'an ayında da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ben de hemen hocalarımızı buraya davet edeyim. Mehmet ve Fatih Bilir kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle burada olacaklar. Gerçekten Türkiye birincisi, dünya ikincisi hocalarımızı buraya davet ediyoruz. Onların da düşüncelerini alacağız. Eğer vaktiniz varsa sevgili seyircilerimiz, hemen şehir meydanına gelebilirsiniz. Eviniz yakınsa, hava gayet güzel, Allah'a şükürler olsun. Ramazan başından beri, 11 günden beri akşamları serin geçiyor, güzel geçiyor. Eğer bir maniniz yoksa sizleri şehir meydanına bekliyoruz. Hocamlar da başlıyorlar. Efendim, bizler canlarımıza devam ediyoruz. Hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz efendim. Evet sevgili seyircilerimiz, bizler devam edelim. Şehir meydanında durum nasıl, değil mi? Sevgili Selahattin'im, hemen gidelim o zaman biz de şöyle biraz daha arka taraflara doğru. Bugün yoğun bir program var demiştik. 3 program birden var.
aynı zamanda birazdan Ahmet Uçar değerli yazarımız sizlerle birlikte olacak ve Osmanlı'da misyonerlik faaliyetleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Eğer herhangi bir programınız, maniniz yoksa sizleri bekleyelim. Ben hemen Kur'an-ı Kerim telaveti başlayacağı için kendimi biraz şöyle uzağa doğru atayım. Havuz başına doğru. Hatta vaktim yeter mi bilmiyorum. Kültür Park'a doğru gitmek istiyorum sevgili seyircilerimiz. Orada vatandaşlarımızla da görüşelim. Evet, Türkiye birincisi hafızımız gerçekten şu anda şehir meydanında. Kardeşlerimiz geldiler. Kur'an-ı Kerim tilavetine başladılar. Hemen Konya'mızın akşam manzarasını da gösterelim. Hava serin, güzel dedim. Ve gördüğünüz gibi hafta içi, hafta sonu hep hareketli. Kitap fuarı aynı şekilde devam ediyor. 2. Ramazan kitap günleri 42 yayın evi şu an burada. Ve 42 yayın evinde yazarlarımız hem imza gününde hem söyleşilerle ne yapıyorlar? Okurlarıyla buluşuyorlar. Ben şöyle uzaktan hemen gösteriyorum. Sizleri 2. Ramazan kitap günleri fuarına bekliyoruz sevgili seyirciler. Peki, hoş geldiniz efendim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ve yavaş yavaş şöyle ilerleyelim mi? Bak zaten hanımlar akıllı. Çocukları veriyorlar abilere. Onlar gidiyor, abiler bakıyor. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız abi? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Allah'a şükür bizler deyiz. Konya'da Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel. Bir sıkıntı? Yok Allah'ın izniyle. Havaların sıcaklığı? Yok, alıştık artık. Abi kaç çocuk var, bu kaç numara? 3 numara. 3 numara, evet. Adı ne? Bahar. Bahar, maşallah. O kadar huzurlu ve keyifli ki maşallah. Evet. Allah iki cihanda mutluluklar nasip etsin diyelim. Şimdiden böyle başlayalım. Efendim bir Ramazan mesajınızı alalım. Müslüman aleminin tüm Ramazan'ını en içten dileklerimize kutlarız. Allah razı olsun. Neredesiniz abi? Akseli. Akseli'ye selam yollayalım o zaman. Akseli kardeşlerimize öncelikle. Muhammed Babur teknik müdürümüzü aracılığıyla da selamlarımızı yolluyoruz. Hadi bakalım maşallah maşallah, uyudu bile. Çocuklara bak, hava güzel dedim ya. Onlar hemen gerekeni yaptılar. Efendim şimdi aradan şöyle mi geçelim? Bak burada ailelerimiz var. Hayırlı Ramazanlar. Bak abiye bravo, çocuğu ha, o da almış. Maşallah, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Canlı yayındayız Kondevi'de, şöyle geziyoruz. Hani bugün bebekleri gösterme gibi bir şeyimiz. Bu bebek derken kitap kurtları burada. Kitap kurtları, şöyle bir gösterelim mi? Maşallah. Abi bu kadar kitabı ne yapacaksınız ya böyle? Okuyacağız inşallah. Helal olsun size. O zaman önce bir sizi tanıyalım efendim. Serkan Gezici. Geziyorsunuz maşallah. Maşallah. Gezme, soy isimden kaynaklanan durumla. Aynen. Ne işle uğraşıyorsunuz Serkan abi? Postacıyım, daha çok geziyorum. Postacısınız. Evet. Nasıl bir mobil mi, bisiklet mi var, araç mı var? Araçla. Araçla. Dışarıda evet. Konya'da mı göre? Konya'da, Karatay'ın tamamına posta dağıtıyoruz. Evet. Ramazan'da sıcaklar etkiliyor mu biraz? Allah'a şükür ya, havalar serin gidiyor. O kadar da sıcak değil aslında. Neredesiniz aslen? Yunaklıyız. Bir selam yollayalım. Böyle canlı yayındayız. Kon TV'de canlı yayında muhabbet ederek gidiyoruz. Kimlere selam yollarız? Yunak uzak. Eşimin ailesi Trabzon'da. Ana! Yunak'ta yok kimse. Ama Trabzon'a hemen benim tarafa gel diyor. Hemen benim tarafa. Evet, Trabzon'a çok selam gönderiyoruz. Evet. Evet, sonra Adana'ya yolluyorum. Bu çocuğun adı ne? Hamza Tuğra. Hamza'nın keyfi yerinde gibi. Çok iyi. Maşallah. Allah iyilik sağlık versin. Amin inşallah. Kitaplar çok güzel abi ya. Yani bize hani yok okuma alışkanlığı diyelim açık açık. Okuyorsunuz yani. İşte bunu nasıl yani. Kim daha çok? Hanım mı okuyor, siz mi? Beraber. Bir okur, bir ben okurum. Ne kitaplar değişik alıyorsunuz değişik genelde? Ya genelde bunlar işte Ahmet Günbay Yıldız diyelim. Biz tamamen setini aldık. Cengiz Aytmatov aldık. Böyle bakıyoruz piyasaya yeni çıkmış veya eskilerden merak ettiğimiz kitaplar. Kafamıza yatalım. İkinci Ramazan ve kitap günleri nasıl oldu? İyi mi? Yani bizim için avantaj oldu. Kitaplarda %40 indirim yaptı arkadaşlar bize, sağ olsunlar. Evet. Alamadığımız kitapları aldık. Bulamadığımız kitapları bulabiliyoruz. Evet. O zaman aynı soruyu soralım. Hani kitap günleri yönüyle de yaklaşırsak. Hem burada yayın evleri de var. Nasıl? Çok iyi, bizim için çok iyi oldu. Gerçekten almak istediğiniz kitaplardı. İndirimle aldık. Çok güzel oldu. Çok abi ne oldu? Çocuğu bıraktı gitti. Ben çok teşekkür ediyorum. Bebek diye durduk. Aynen. Siz de kitap aldınız arkadaşlarla yani. Arkadaşlarla beraberiz. Biz de kitap aldık. Şimdi çocuklarımız örnek oluyoruz. Onların kitap okumalarını sağlıyoruz. Evet. Kızım hatta bir tane kitap aldık. Ona uygun bulamadık. Gel canım buraya. 2-3 tane daha istedi. Şimdiden buna bu yaşta kitap okumayı öğretiyoruz. Evet. İnşallah o bizden daha iyi olacak. Daha iyi olacak evet. İnşallah. Yüksek sesle kendini tanıt bize. Adın soyadın? Adım Eylül, soyadım Ayaz. Eylül. Peki nerelisiniz? Konyalı. Konyalısınız. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula? Seyit Osman Demir İlkokulu. Seyit Osman Demir. Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar ya, ben de sorayım. Hemşire ya da doktor. Hemşire ya da doktor. Ramazan'ın en çok neyini seviyorsun? Mübarek Ramazan ayının en çok güzelliği ne senin gözünde? Ne hoşuna gidiyor? Ya hani böyle birlikte toplanıyoruz, yemek yiyoruz yani. Hı hı.
öyle akrabalarımızı görüyoruz. Güzel oluyor değil mi? Peki. Evet, kızımızın aldığı, elini aldı da Falaka Ömer Seyfettin. Peki, çok teşekkür ederim. Bir el salla bakalım. Arkadaşların izliyorlar. Efendim, şimdi uzaklaştık şehir meydanından. Diğer duyuruları yapabiliriz. Şu anda Kültür Park'ta da bir etkinlik var. Sürem yeter mi bilmiyorum. Dünya Kupası'nda yarı final maçları başladı. Şu an Brezilya, benim tramvay var mı diye bakayım. Brezilya ve Almanya yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Finale kim çıkacak? Gerçekten bu Dünya Kupası sürprizlerle doluydu. Bol gol oldu. Vaktim yeterse Kültür Park'a gideceğim. Dev ekranda maç izliyorlar efendim. O tarafa doğru gidelim. Taksilerimiz Ramazan nasıl geçiriyorlar ama şu an Kültür Park'a yetişme telaşındayım. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Taksici abilerim nasıl? Çaylara bak. Selahattin'im kaçırma. Afiyet olsun. Var mı çay? Taksici abilerim dönüşte inşallah. Allah razı olsun. Bir dakika ve sukar yetiştireyim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Şu anda Konya'mızda güzel bir havada eşinizi dostunuzu alıp gelin diyorum. Gençler ne yapıyorsunuz? Geziyoruz. Sana odaklandım bir anda. Bir anda odaklanın arkadaşlar. Güzel bir arkadaş grubu böyle. Plan yaptılar. Bugün dolu dolu geçirecekler evet, değil evet. mi? Gezdik, basketbol oynadık zaten. Şu anda yürüyorduk öyle. Nerede yani. Oynadınız basketbolu? Stat'daydık. Kafeste oynadık. Evet. Güzel de yani hep beraber iyi vakit geçirdik. Futbol mu basketbol mu? Basketbol. Ciddi mi? Aha, ciddi. Yani, zevk aldığınız basketbol. Evet, evet, neyi güzel futbola göre? Futbola göre neyi güzel? Bir kere bence elit spor futbola göre. Basketbolun hani her mesela sokakta bir Messi vardır ama her sokakta bir LeBron veya Kobe bulamazsınız. Yani öyle hani hangi basketbol farklı. Mezun olduk. Nereden mezun oldunuz? Envar'dan mezun oldum. Envar. Enderun Fen Lisesi'nden Enderun. Mezun oldum. Selçuklu Teknik. Selçuklu Teknik. Mehmet Hanife yapacağını doğrusu. Evet, bu arkadaşlar basketbolcu arkadaşlar. Oruç aramız nasıl? Güzel. Güzel. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Susamıyorum ama acıkıyorum. Ciddi mi diyorsun? Felaket. Nasıl? Güzel. Yani sevgilisi bunun sevabı daha çok olur öylelikle. İnşallah daha çoktur çünkü ben daha çok zorlanıyorum. Allah ben susamayı söylersin diye düşündüm ama ben acıkma ağır basıyor. Müthiş acıkıyorum. Tabii 17 saate buluyor arkadaşlar. Ya, peki selam yolluyoruz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar, canlı yayındaydı Kon TV'de. Harikaydınız. Teşekkürler. Peki LeBron James hadi bakalım. Peki. Evet, Kerim Abdülcabbar bizim zaman, tabii öyleydi. Bakın bir ailemiz de böyle, yine hemen hızlıca gidelim bakın abilerimiz. Şurayı göstersene, parklarda, yeşil alanda, ailelerimize kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlarınız olsun, hayırlı Ramazanlar abim. Bugün de hareket var, hareket yoğun sevgili seyirciler. Efendim böyle parklarda, yeşil alanlarda iftarlar açıldı. Veya iftara evde açıldı, buraya çay içmeye gelindi, çerezleniyor. Sohbetler ediliyor. Konya'nın her tarafında etkinlik var. Aman 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 aman. Gel buraya. Bakın tepkisini görüyorum. Acaba silahıyla atacak mı bana diye de tepkiyi ölçüyorum. Yok. Bu silahla işi olmasın abi. Aman. Ha, tutmuş da kullanmıyor yani. Evet, hayırlı Ramazanlar. Evet, sağ olun. Tamam, tanıyalım mı benim sizi? Ömer Harmancı. Ömer abi kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Abi yarı finalin heyecanına yetişeceğim mi yayın dairesi? Efendim gördüğünüz gibi şu anda Kültür Park'tayız. Şehir Meydanı, Kültür Park hareketi gör, cıvıl cıvıl. Evet, sizleri de bekliyoruz. Servet abim nerede? Tatlıları bitirmiş Servet abi. Hayırlı Ramazanlar, orayı doluyken göreceğim. Doluyken göreceğim. Evet, şöyle gidelim. Her tarafta bir etkinlik var Konya'mızda sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi çoğumuzun haberi yok ama Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri var. Ondan sonra şöyle her dalanda var. Özellikle onu da ailelerin yönlendirilmesi noktasında Kadem. Bak buldum ve düşündüm hemen. Kadem'in çok güzel etkinlikleri var Ramazan'da. Çoğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor sevgili seyircilerimiz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her gün bir faaliyeti, etkinliği sizlere aktaracağız. Bugün Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerini aktardık. Burada yer bulabilir miyiz? Selamun aleyküm. Ne oluyor gençler? Abi kolay gelsin. Kaç kaç? Gençler. Maç kaç kaç? 1-0 Almanya yeniyor. Ciddi mi? Evet. Kaçıncı dakikada geldi gol? Şöyle bir açın abi. Abi. 3-5 dakika önce. Efendim tıklım tıklım doğmuş. Bir aç gel abi şöyle. Çocuklar bir açılın bakalım. Bir açılalım gençler. Gel. Gel Selahattin'im gel. Hayırlı Ramazanlar. Evet şöyle gördün mü yoğunluğu göster. Şu anda Kültür Park'ın yoğunluğu gösterelim. Yarı final maçı zevkli olur demiştik. Almanya golü atmış. Denk geldi mi gol? Almanya golü attı denk geldi. Ne olur abi bu maç. Ya gönlümüz Almanya'dan yana şu an için ama evet. Niye abi Almanya? Bilmiyorum daha sıcak geliyor Brezilya. Brezilya'da yıldızlar var ama Almanya'dan.
Almanya. Almanya'nın 10 dakikada attık golü. 11. dakikada attık Müller. Derken sır var ya şeyden dolayı Almanya'yı biz de tutmuş gibi oluyoruz. Evet yani. Anlıyoruz abi. Peki şöyle gösterelim abi, kolay gelsin gençler. Yer bulamadınız mı ya? Evet, yer haydi Ramazanlar ya. Bol gollü olsun, zevkli olsun arkadaşlar. Bol gollü zevkli olsun. Kültür Park'ta yarı final heyecanı kim alır? Almanya alıyor diyoruz ve gönlümüz Almanya'dan yana. Almanya. Kim alır ya? Kim alacak? Ben Almanya diyorum abi. Ana. Almanya dur. Ben şöyle hemen yakın. Kim alır maçı? Almanya kesin kesin. Kim alacak maçı? Almanya. Efendim. Hoş geldiniz. Kim hoş alır oldu, maçı abi? Teşekkür ederim. Daha belli değil. Belli değil diyor. Ha. Abi kolay gelsin. Ramazan akşamında dev ekranda maç. Evet. Nasıl? Çok güzel. Güzel böyle. Oturacak yer bulamadınız herhalde. Maalesef. Her yer kapalı. Peki kim alacak, sizin favoriniz kim bu maçta? Almanya. Peki. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, yayın dairemiz bizlere bize bol bol vakit verdiler. Allah razı olsun. Bir iki dakika daha olabilir. Ben seninle görüştüreyim. Yayın dairemiz bize izin verdi. Bir gol daha denk gelir herhalde. Almanya'nın forması değişik olmuş. Açıl abi şöyle ilerleyelim bak. Abi maç ne olur maç? Maç 0-0 beraber olur. Abi beraber olur. Yarı finalde. Abi kolay gelsin. Haydi Ramazanlarınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl olur? Ne olur maçın sonucu? Valla Almanya biraz daha iyi oynuyor. Biraz daha. Kaçıncı dakikadayız? 15. dakikada. Peki 16. dakika şöyle gidelim. Hayırlı Ramazanlar. Gençler şöyle siz rahatsız edelim. Dur. Dur. Abim rahatını bozmayın. Evet o zaman şöyle biraz daha açık alana gidelim. Gençler kolay gelsin. Oh çerezler alınmış. Selahattin'im. Çerezler dev ekranda maç keyfi. Değil mi gençler? Evet abi. Nasıl gidiyor? İyi güzel güzel. İyi değil mi? Sizin favoriniz kim bu maçta? Almanya. Almanya. Evet. Yaptık anketi. %100 Almanya çıktı sevgili seyircilerimiz. Ne oldu ya? Olay oldu sevgili seyirciler. Ola, olur yani şimdi her şey olabilir maçta. Bir gol denk gelse o coşku iyi olur. Sevgili seyircilerimiz, yarın şehir meydanında kim var diye merak edenler Saget, Selçuk Üniversitesi'nin genç tiyatro topluluğu, yarışmalardan iyi takip ettiğiniz o olacak. Sizlerle birlikte olacak. Şimdi ne yapacağız efendim sevgili seyircilerimiz? Sizleri değerli yazarımız Yusuf Kaplan'ın söyleşisiyle baş başa bırakacağız. Yarın yine 23.00'da birlikte olmayı umuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Konya Büyükşehir Belediye'mizin organize ettiği rahmet akşamlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Efendim rahmet akşamlarında her gün birbirinden güzel etkinliklerle sizlerle birlikte olduğumuzu ifade edelim. Güzel bir yarışmamız var. Konya'mızın okuma hızını ölçüyoruz kampanyası. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Master Kariyer Merkezi'nin işbirliğiyle ödüllü bir yarışma. Bu yarışmalarımızı çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriyoruz. 10-18 yaş arasındaki gençleri, çocukları şehir meydanına özetle beklediğimizi ifade edelim. Çünkü her günün birincileri çağrıldıktan sonra ay sonunda final programı, final yarışması olacak. Ve birinciye tablet, ikinciye bisiklet ve üçüncüye fotoğraf makinesi var. Bunları sizlere duyuralım. Mutlaka beklediğimizi de gençlere ifade edelim. Efendim ayrıca Konya Büyükşehir Belediye'mizin etkinliklerini takip etmek için Twitter hesabımız da var. Twitter hesabımızı takip etmenizi özellikle rica ediyoruz sizlerden. Konya Kültür Sosyal yazdığınız zaman bizleri takip edin. Orada da etkinliklerden haberler veriyoruz sizlere. Ayrıca anlık böyle yarışmalarımız oluyor. Retweet yapanlara güzel hediyelerimiz oluyor. Konya Büyükşehir Belediye'mizin Kültür AŞ'sinden çok güzel hediyeler sizlere ulaşıyor. Adresinize kadar ulaşıyor. Mutlaka Twitter kullanıcıları Konya Kültür Sosyal hesabımızı da takip etsinler. Her gün etkinlik demiştik. Şimdi güçlü alkışlarınızla Yusuf Kaplan'ı sizlerle buluşturuyoruz efendim. Buyurun efendim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Aslında benim konuşmak istediğim konu biraz Türkiye'nin şu an içinden geçtiğimiz süreçte nereye gittiği sorusu etrafında şekillenen bir konu. Şöyle başlayalım. Aslında Türkiye şu an düzlem değiştirmiş durumda. Şu an yaklaşık 30 yıldır süren bir yolculuk var. Bunu Menderes'ten bile başlatabiliriz. Menderes döneminden itibaren başlatabiliriz.
Türkiye bir şekilde kendi rotasını bulmaya çalışıyor. Kendi yönünü bulmaya çalışıyor. Tarihin bir şekilde yeniden buradan yapılmasını sağlayabilecek bir yolculuğa çıkmaya çalışıyor. Şu an Türkiye'nin son 10 yıldan bu yana 2007'den itibaren 2007, 2009 ve 2011 yılları aslında çok kritik yıllar, kırılma anları hem Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından hem de bölgemizin geleceği açısından kırılma anlarıdır. Özellikle One Minute konuşmasından sonra, One Minute hikayesinden sonra öyle diyelim, aslında Türkiye bir şekilde Batı'dan bağımsızlaştı. İlk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa kendi yönünü çizebilecek, kendi yörüngesini tayin edebilecek bir yolculuğa başladı. O yüzden Türkiye'nin geldiğimiz noktada etrafının çok acayip bir şekilde kuşatıldığını görüyoruz. Burada bizim yaptığımız yanlışlıklar da var. Onun da altını çizmek lazım. Fakat asıl mesele şu. Asıl mesele şu. 100 yıl önce tarihteki diğer toplumlarla, tarihi değiştiren diğer toplumlarla karşılaştırdığımızda çok önemli bir şey yaşadık. 100 yıl önce her şeyimizi yitirdik biz. Tarihte, yakın tarihte her şeyini yitiren tek toplum biziz. Gök kubbe çöktü, dilimizi yitirdik. Din paçavraya çevrildi. Kültür bitti. Yani acayip bir şekilde Batı'da üretilen bir kültür var. Batı'da üretilen kültürü biz burada tepe tepe tüketmeye çalıştık. Yani Türkiye'de mesela bir batılılaşma serüveni yaşandı. Tanzimat'tan itibaren başlayan bir süreç. Ama 1908'den itibaren Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte tam anlamıyla biraz kontrolden çıktı. Türkiye'de aslında şunu söylemek lazım burada. Türkiye'de bir Batı kültürü yoktur. Türkiye'de Batı hayranlığı vardır sadece. Bu hayranlık taklitçilik şeklinde karşımıza çıktı. Taklitçilikle bir toplumun bir yere gitmesi mümkün değil. Bir toplum, tarihi yapan bir toplum, tarihin akışını değiştiren bir toplum, başkalarını taklit ederek ancak kendi geleceğini yok eder. Kendi geleceğini yok eder, kendi ayağına kurşun sıkar. Ne oldu? 100 sene önce biz her şeyimizi yitirdik. Araplar her şeylerini yitirmediler. Yani en azından yani bir şekilde gelenekle ilişkilerini, kültürle ilişkilerini, ilim geleneğiyle ilişkilerini, irfan geleneğiyle ilişkilerini sürdürdüler. Biz de bütün bunların hepsini kökü kazındı. Biz 40-50 yıldır Müslümanız aslında. Yani işin bu tarafı bence önemli. Ama 100 sene önce her şeyimizi yitirmemize rağmen geldiğimiz noktada Araplar her şeylerini yitirmemelerine rağmen Araplar 24 parçaya bölündüler. 24 tane Arap devleti var. Acayip bir şekilde kullanılıyorlar. Çok feci bir şekilde. Petrodolar, işte mesela Suudları düşünün veya Körfez ülkelerini düşünün. Şu an özellikle IŞİD falan gibi hikayelerle, Selefi hareketlerle aslında Arapları çok feci bir şekilde İngilizler kullanıyor. Şu an sistemi, dünya sistemini şekillendiren aktör İngiltere'dir. İngiltere çok acayip bir şekilde geliyor. Hatta ben şöyle bir cümle kurmuştum. Bunu da sizinle burada paylaşayım. Şu an küresel sistemin beyni İngilizlerdir. Sopası Amerikalılardır. Maşası bu tür örgütlerdir. El-Kaide falan gibi örgütlerdir. Taşeronu İran'dır. Finansörü de Suudlardır. Bakın Mısır'da olan şey öyle basit bir şey değil. Mısır'da ne oldu? İşte Selefiler bir şekilde ittifak yaparak darbecilerle, dolayısıyla Batılıların güdümündeki aktörlerle ittifak yaparak oradaki hareketi çökerttiler. Mısır'ı çökerttiler Selefiler. Ama Selefiler kim? İşte Suudların desteklediği Maşa diyebilirsiniz. Suudlar kim? Suudlar İngilizlerin Maşası. 200 sene önce
Vehhabilik üzerinden Osmanlı'nın çökertilmesinde Yahudilerle birlikte Vehhabiler, Suudlar kilit rol oynadılar. Şu an geldiğimiz noktada 100 sene önce her şeyini kaybeden bir toplumdan 100 sene sonra bölgenin mazlum halkların, masum halkların, İslam dünyasının hatta insanlığın umudu katına yükselmiş bir ülke var. Bu basit bir şey değil. O yüzden konuşmanın başında söyledim. Türkiye düzlem değiştirdi. Biz Türkiye'nin düzlem değiştirdiğini fark edebilecek durumda değiliz. Bunu hissedebilecek durumda değiliz. Onun için Türkiye'nin dışına çıkmamız lazım. Yani Türkiye'nin dışına ister Suriye'den çıkın, ister Irak'tan çıkın, yani ister güneyinden çıkın, ister batıdan, Balkanlardan falan çıkın, ister Kafkaslardan çıkın, bir şeyi göreceksiniz. Bir şeyi göreceksiniz. Türkiye, Balkanların, Kafkasların ve Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Afrika'nın içlerine kadar tek umududur. O yüzden Türkiye'nin etrafı kuşatılmış durumda. O yüzden bir şekilde Türkiye'nin yürüyüşü içeriden ve dışarıdan operasyonlarla durdurulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin gelişi, yeniden İslam dünyasını toparlayabilecek bir noktaya ulaşma çabaları bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu basit bir şey değil. Bu bir imtihan. Bizim için bir imtihan. Yaşadığımız şey, şu an içinden geçtiğimiz süreçte yaşadığımız şey bir kriz. Bir kriz sürecinden geçiyoruz. Ama unutmayalım. Krizler hem kırılma anlarıdır, kırılma, hem de yeniden kurulma anlarıdır. Bütün büyük doğumlar büyük krizlerin çocuğudur. Sancısız doğum olmaz. Aslında biz İslam dünyasının Türkiye üzerinden yeniden tarihe girişine, tarihte sadece İslam dünyasına değil, bölgeye öncülük edişine tanık oluyoruz. Tarihi bir anın eşiğinden geçiyoruz. Bir tarihi yaşıyoruz aslında. Yani burada hatalarımızı, dolayısıyla avantajlarımızı, imkanlarımızı, zaaflarımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin geleceğe dönük kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bölgeyle işbirliği projelerini geliştirmesi lazım, artırması lazım. Mesela bölgeyle kültürel ilişkilerimiz sıfır. Sıfır. Böyle bir şey olmaz. Bakın, İslam dünyasında İslam dünyasının şu an yaşadığı sınırlar ve sorunlar 100 yıldır yaşadığı sınırlar ve sorunlardır. Karşı karşıya kaldığı sınırlar ve sorunlardır. Bu sınırlar ve sorunlar sömürgecilerden kalmadır. Özellikle İngilizlerin bize bıraktığı sınırlar ve sorunlardır. Şimdi İslam dünyası homojendir, bir bütündür. Dünya coğrafyasına bakın. Mesela Hristiyan coğrafyası böyle değildir. Bir tarafta Latin Amerika var, öbür tarafta Afrika'nın işleri var, öbür tarafta Asya'da var. Asya'da bayağı ciddi bir Hristiyan yayılması var, propagandası var, misyonerlik faaliyetleri var. Son 20-25 senede inanılmaz bir şekilde Türkiye Cumhuriyetler'de Hristiyanlık propagandası yapılıyor. Neyse, mesela Hristiyan dünyası homojen değil ama İslam dünyası homojen. Şunu söylemek istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Bölgedeki sınırlar yapay. Yani coğrafi sınırlar yapay. Bu sınırlar aslında o kadar önemli değil. Asıl sınırlar zihni sınırlar, zihnimizdeki sınırlar. Yani biz şey düşünüyoruz. Yani bu bölgenin birleşmesinin, yeniden toparlanabilmesinin imkansız olduğunu zannediyoruz. Hayır. Bu hikaye, bu bizim beynimizin yıkandığını gösteriyor. Yani dünyada birleşebilecek, yeniden toparlanabilecek, bağımsızlığını kazandıktan sonra yeniden toparlanabilecek tek coğrafya İslam coğrafyası. Ha şu an bağımsız değil. Tamam, bu önümüzdeki bir zaaf. İslam dünyasının en önemli sorunu bağımsızlık sorunu. Bu bağımsızlık sorunun üstesinden gelebilir miyiz? Gelebiliriz. Yani o kadar şey değil. Şöyle düşünün ya, bakın. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnsanlık tarihi son 300 yıla kadar bizim bildiğimiz yazılı, kayıtlı insanlık tarihi son 300 yıla kadar burada yapıldı, burada. Merkezinde bizim bulunduğumuz medeniyet coğrafyasında yapıldı. Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da. Son 300 yıla kadar tarih burada yapıldı. Tarih son 300 yıldan itibaren burada yapılmıyor. Ama buradan yapılıyor, buradan. Buradan Amerikalılar çekip gitmiş olsalar tarihi şekillendirebilirler mi? Hayır. İsterlerse denesinler. Yani gitsinler Latin Amerika'yla uğraşsınlar. Burada ne işi var bunların ya? Ben bu soruyu sormuyoruz. Enteresan bir şey. Yani Amerikalıların, Avrupalıların burada ne işi var?
İnsanlığın başına bela bunlar. Ne işi var? Sömürmek istiyor. Ha, insanlığın yakasından düşmesi lazım. Batılıların insanlığın yakasından düşüm. Herkesin kendi coğrafyasıyla uğraşması lazım. Yani ben yanı başımdaki işte Suriye'yle, Irak'la falan uğraşamıyorum. Oradaki insanlarla ortak işbirliği projeleri geliştiremiyorum. Yani 100 sene önce bizimdi buralar ya. 100 sene önce bizimdi, şaka değil. Abdülhamit 100 sene önce yaşadı bu coğrafyada. Ve o yüzden insanlığın şu an, bakın Türkiye'nin, biraz önce bir şey söyledim. Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkın. Türkiye'nin neden insanlığın umudu olduğunu görürsünüz. Ben bunu yaşadım. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, size 3 kişiyi soruyorlar, biliyor musunuz? Size 3 kişiyi soruyorlar. Birincisi Abdülhamid'i soruyorlar. Ta işte Fas'tan Endonezya'ya, Malezya'ya kadar gidin, Afrika'nın içlerine kadar gidin, Güney Afrika'ya kadar gidin, Sri Lanka'ya kadar gidin. Size sordukları 3 kişi var Türkiye'den. Abdülhamid, ikinci kişi Erbakan, üçüncü kişi Tayyip Erdoğan. Yani bizim 100 yılda çıkardığımız 3 büyük sembol şahsiyet bunlar. Sembol şahsiyet. Bir karizmatik şahsiyet vardır, bir de sembol şahsiyet. Karizmatik şahsiyet duran tarihi yürütür. İşte Menderes'in yaptığı budur, Özal'ın yaptığı budur. Karizmatik şahsiyetler duran tarihi yürütürler. Sembol şahsiyetler tarihin akışını değiştirirler. Tarihin akışını değiştirirler. Yani o yüzden Cumhuriyet tarihinde bizim kurduğumuz en büyük proje, 100 yıllık tarihte kurduğumuz en büyük proje nedir? D8 projesidir. En büyük proje, küresel proje, yani bir şekilde İslam dünyasının önünü açabilecek, Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde kıyısından, köşesinden uygulamaya çalıştığı proje D8 projesidir. Çok büyük bir proje bu. Yani bugün uygulanamıyor falan filan diye düşünmeyin. Hayır, şunu unutmayın. Hayalleri olmayan toplumlar başkalarının hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar. Hayalleri olmayan toplumlar başkalarının hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar. Şu an biz büyük hayaller göremiyoruz. Büyük iddiaları sahiplenemiyoruz. Bugün bu coğrafyada, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Afrika'da, Çin'de, yani Hindistan'da falan büyük rüyaları, insanlığın önünü açabilecek büyük iddiaları hayata geçirebilecek kim var? Bizden başka kim var? Çin mi? Hayır. Yani bakın, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bakın, Amerikalıların yayınladıkları raporlarda önümüzdeki 25 ila 30 yıl içinde Çin dünyanın en büyük gücü olarak tarih sahnesine çıkacak. Yani Amerikalıları, Avrupalıları geçecek. Soru şu, burada çok önemli bir soru var. Bu soruyu sormuyoruz. Çin madem Amerika'yı da geçecek, Batı dünyasını geçecek bir güce ulaşacak. Neden Batılılar İslamofobiya, İslam fobisi, İslam korkusu diye bir fobi geliştiriyorlar da Sinofobiya, Çin fobisi, Çin korkusu diye bir korku geliştirmiyorlar? Soru bu. Neden? Yani İslam dünyası perişan durumda. İslam dünyası perişan durumda. Neden İslam dünyasının üzerine yükleniyor Batılılar da Çin'in üzerine yüklenmiyor, Çin'in önünü kesmeye çalışmıyor. Neden? Nedeni şu. Bakın, Çin geliyor ama Çin yok olmaya geliyor. Çin kapitalistleşti, yutuldu ve uyutuldu. Uyutuldu veya yutuldu. Çin insanlığa yeni bir medeniyet fikri sunmak için gelmiyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden Çin korkulacak bir ülke değil. Aynı şeyi, Çin'e yapılan şeyi, kapitalistleştirme projesini Japonya'ya yaptılar. Japonya'ya yaptılar. Şu an Japonya bitmiştir. Japonya bitmiştir. İşte Japonya geleneklerini koruyormuş. Bilmem ne falan, bunların hepsi fasarya. Ya bunların hepsi hikaye. Bakın, hikaye olduğunu şuradan anlayın. Bugün Batı'da yayınlanan, Batı uygarlığı ile ilgili yayınlanan kitaplarda Japonya Batı uygarlığının bir parçası olarak anlatılır. Bu ne demektir? Japonya'nın bittiği anlamına gelir. Geleneklerini koruyor. Tamam, gelenek ne? Gelenek aksesuar. Yani Japonlar insanlığa yeni bir insan tasavvuru, yeni bir medeniyet tasavvuru,
yeni bir yaratıcı tasavvuru sunmuyor ki. Böyle bir şey yok. Yeni bir eşya tasavvuru, yeni bir hakikat tasavvuru sunmuyor. Yeni bir şey söylemiyor. Aynı şey Çinler için de geçerli. O yüzden bir Çin fobisi, bir Çin korkusu geliştirmiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu önemli bir şey. Bu söyleyeceğim şey önemli bir şey. Bugün bakın, bugün Batı uygarlığı bil fiil yaşıyor. Ama bil kuvve çökmüştür. Osmanlı medeniyeti bil fiil çökmüştür ama bil kuvve yaşıyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Bunun örneklerini vereceğim, somut örneklerini vereceğim. Batı uygarlığı bil fiil çökmüştür, bil fiil yaşıyor, bil fiil yaşıyor ama bil kuvve çökmüştür dedim. Bil fiil yaşıyor olması, hakimiyetini sürdürüyor olması demektir. Bugün güç üreten araçlara sahip olduğu için dünya üzerindeki hakimiyetini sürdürüyor. Ama bil kuvve çökmüştür, felsefi olarak, entelektüel olarak, ahlaki olarak, sosyolojik olarak insanlığa verebileceği bir şey yoktur. Bugün Osmanlı medeniyeti bil fiil çökmüştür, bil kuvve yaşıyor. Yani felsefi olarak, entelektüel olarak, ahlaki olarak, sosyal olarak, sosyolojik olarak insanlığın insanca yaşayabileceği bir dünyayı biz insanlığa sunabilecek durumdayız. Batılılar bunu bildikleri için bölgeyi yeniden hayata ve harekete geçirebilecek medeniyet tecrübesine, derinliğe, tarihi derinliğe ve irfani derinliğe biz sahip olduğumuz için Batılılar acayip bir şekilde bizim üzerimize çullanıyorlar ve önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye, şöyle bir şey söylüyorum ben. Türkiye bil fiil insanlığın umududur. Bil kuvve insanlığın umududur ama bil fiil değil. Henüz bil fiil değil. İlk 10 yılda bu Erdoğan Türkiye'si dönemini ben 20 yıllık bir Türkiye olarak düşünüyorum. İlk 10 yıl dalga kırma sürecidir. İkinci 10 yıl asıl bundan sonra başlıyor. Bizim yolculuğumuz asıl bundan sonra başlıyor. İlk 10 yıl dalga kırma sürecidir. İkinci 10 yıl dalga kurma sürecidir. Dalga kırma süreci bir şekilde bitti. Ne yapıldı burada? Burada şu yapıldı. Ekonomik olarak, teknolojik olarak, stratejik olarak Türkiye korunaklı bir duvar ördü. Korunaklı bir duvar ördü. Vuruyorlar, içeriden vuruyorlar, dışarıdan vuruyorlar, içeriden karıştırıyorlar, dışarıdan kuşatıyorlar, çökertemiyorlar. Marmaray projesi o yüzden basit bir proje değildir. Marmaray projesine benzer bir projeyi bugün İngilizler yapamamıştır. Almanlar yapamamıştır. Fransızlar yapamamıştır. Bugün o projeyi gelip yerinde inceledikleri zaman Almanlar, Fransızlar, İngilizler fıttırır, kafayı yer. Çok büyük bir proje, Marmaray projesi. Ama ben şunu söylüyorum. Bunların hepsi niceliksel, niteliksel değil. Yani bizim insanlığa ne söylediğimizi söyleyen şeyler değil. Yani teknolojik olarak büyüyorsun, ekonomik olarak büyüyorsun, stratejik olarak alan genişletiyorsun. Bu yani buradan insanlığa biz bir şey söylemiş olmuyoruz. Asıl şey şu, gelen saldırıyı göğüsleyecek bir iş yapmış oluyoruz burada. Gelen saldırıyı göğüsledik mi? Göğüsledik. Bakın Pakistan düşürüldü. Ukrayna düşürüldü. Mısır düşürüldü, bitirildi. Ama Türkiye'yi düşüremiyorlar. Yani o korunaklı duvar işe yaradı. Bundan sonra, asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Dalga kuruma süreci. Türkiye'de sömürgeci bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sisteminin dönüştürülmesi lazım. Yani dünyanın hiçbir yerinde sömürgeci bir eğitim sistemi yok. Türkiye'deki kadar sömürgeci bir eğitim sistemi yok. Yani o yüzden mesela şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Yani bunu buradan çıkarın. Mesela Sinan, Mimar Sinan. Mimar Sinan bizim neyimiz olur? Mimar Sinan bu ülkeden mi çıktı? Hayır. Mimar Sinan bizim hiçbir şeyimiz olmaz. Mimar Sinan eğer bizim bir şeyimiz olmuş olsaydı bu kadar berbat arabesk camileri biz yapmazdık. Türkiye'de şu an iki tane kültür var. İki tane hakim kültür var. Birisi arabesk kültür. Bu İslam kültürünün posası çıkmış hali. Posası çıkmış hali. İkincisi Eurobesk kültür. Eurobesk. Batı kültürü. Batı kültürünün posası çıkmış hali. Türkiye arabesk ile Eurobesk arasında debelenip duruyor. Biz böyle bir yere gidemeyiz. Yani onun için dalga kurma sürecine geçmemiz lazım. O yüzden Sinanları, bizim yeniden Sinanları çıkarmamız lazım.
yeniden eğitim sistemini o yüzden çaplı adamlar yetiştirecek şekilde, insanlığın önünü açacak şekilde yeniden kurmamız lazım. Kısa, orta, uzun vadeli projelerle bu toplumun ruh köklerini hayata ve harekete geçirecek bir eğitim sistemi kurmamız lazım. Bunu kurabilir miyiz? Bizden başka kimse kuramaz. Bu zor bir iş, zaman alacak bir iş. Tabii ki zor işler, büyük işler zaman alır. Dolayısıyla bunu proje haline getirip hayata geçirmemiz lazım. Biz insanlar yeniden İbn Sina'lar, Gazali'ler, İbn Arabi'ler, Fuzuli'ler, Yunuslar, Mevlana'lar çıkaramazsak, sunamazsak yok oluruz ya. Yok oluruz. Bu eğitim sisteminden biz bu tarih kurucu, dolayısıyla medeniyet kurucu ve medeniyetleri koruyucu insanları çıkaramayız. Yani bu eğitim sisteminden çıkmaz. Kültür sistemi sömürgeci bir kültür sistemi. Yani çocuklarımızı mankurtlaştırıyor. Mevcut televizyonlar berbat televizyonlar. Bu televizyonlara bir yere gidilmez. Medya rejiminin değiştirilmesi lazım. Bakın, bugün mesela Arap dünyasında bir küfür gelişmiş, biliyor musunuz? Bunu söyleyeceğim. Çok özür dilerim ama bunu söyleyeceğim. Yani biz o kadar berbat bir şey yapıyoruz ki 100 sene önce, 200 sene önce biz ilahi kelimetullah için Allah'ın isminin, hakikatin, bayrağının yayılması, yaygınlaşması, dalgalanması için mücadele ettik. Ezel ebed mücadelesi verdik. İslam'ın bayrağının dalgalanması için mücadele ettik. Şimdi sekülerliğin bayrağını dalgalandırıyoruz. Bu televizyon dizileriyle, bu berbat televizyonlarla sekülerliğin misyonerliğini yapıyoruz. Araplar o yüzden birbirlerine küfrederken şöyle küfrediyorlar. Ananı Türk televizyonunda gördüm diye küfrediyorlar. Biz bu değiliz. Biz bu halimizde bir yere gidemeyiz. Yani dolayısıyla medyada devrim yapılması lazım. Üçüncüsü, kültür dünyasında devrim yapılması lazım. Ve dolayısıyla eğitim sisteminde devrim yapılması lazım. Bakın, İbn Sina'yı anlatayım ben size. İbn Sina İslam düşüncesinin, İslam felsefesinin zirvelerinden birisidir. İbn Sina 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzediyor. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzediyor. Bunu söylemeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Biz gazetecilerle, entelektüellerle, stratejistlerle, akademisyenlerle bir yere gidemeyiz. Bu insanlar bizim önümüzü açamaz. Böyle bir şey yok. Bizim alimlere, ariflere ve hakimlere ihtiyacımız var. Yani büyük çaplı alimleri, arifleri ve hakimleri yetiştiremediğimiz zaman insanlığa hiçbir şey sunamayız. Peki bunu nasıl yetiştireceğiz? Medrese sistemine ve tekke sistemine yeniden dönerek. Bakın, Müslümanların kafasında bile, İslami çevrelerin kafasında bile medrese deyince böyle burun kıvıran bir küçümseme var. Böyle bir şey olmaz. Medrese sistemini bugün en iyi nerede uyguluyorlar biliyor musunuz? Amerika'da. Amerika'da doktora programında uyguluyor. Medrese sisteminin en iyi uygulandığı yeri Chicago Üniversitesi olarak ben gördüm. Bizzat Amerika'ya gittiğimde Chicago Üniversitesi'ne özellikle gidiyorum. Nedeni şu. Birincisi, medrese sistemin adam orada uyguluyor. Nasıl uyguluyor onu vereceğim. Örneğini vereceğim. Somut örneğini vereceğim. Asıl şey şu. Yani Amerika'ya gittiğimde Chicago'ya gitmemin nedeni şu. İslam medeniyeti tarihiyle ilgili en baba kitabı bir Amerikalı yazdı. Bütün hayatını İslam medeniyetini araştırmaya vakfetti ve kitabı yazdı. Müslümanlar bu kitabı bilmiyor bile. Türkçe'ye çevrildi. Çok ağır bir dili var. Okunmadı. İkinci defa çevrilemedi bu kitap. The Venture of Islam. Marshall Hudson'ın Venture of Islam. Bütün ömrünü İslam medeniyetini araştırmaya vakfetti. Müslümanlar bu kitabı aşabilecek çapta kitap yazamadılar. O yüzden boşuna yaşıyorlar. O yüzden gerçekten Müslümanların kafalarını duvardan duvara vurmaları lazım. Çaplı insanlar yetiştirmeleri lazım. İnsanda, yani biz Descartes'i, Kant'ı, Aristo'yu, Eflatun'u, Mozart'ı, Beethoven'ı, Mahler'i, Chopin'i biz öğretmeliyiz. Bunu biz öğretmeliyiz. Bunu biz öğrettik dün. Yani Grek düşüncesini, Avrupalıların atalarını Avrupalılara biz öğrettik. 12. yüzyılda, 11. yüzyılda, 13. yüzyılda Aristo'nun kitabı
Bakın dikkat edin, enteresan bir şey söylüyorum. Aristo'nun kitabı, Eflatun'un kitabı veya Grek düşüncesine ait bir düşünürün kitabı, Thales'in kitabı, Pisagor'un kitabı eğer Grekçe ise insanlar ciddiye almıyor. Arapça ise ciddiye alıyor. Arapça ise. Arapça bütün dünyanın medeniyet dili. Şu an İngilizcenin konumu. Yani aşağılık kompleksi var. Yani İngilizce olmadığı zaman biz bir kitabı ciddiye almıyoruz. Enteresan bir şey bu. Şimdi buradan medrese sisteminin Chicago'da geliştirildiğini söyledim. Medrese sistemi Chicago'da Kur'an'dan kim biliyor musunuz? John Dewey. John Dewey 1934'te biz bu adamı Amerikan felsefesinin üç büyük filozofu var. Amerika uyduruk bir yerdir aslında ama tenekeden tayyara bir yerdir. Yani felsefesi, kültürü, Amerika diye bir yer yoktur. Amerika diye bir yer yoktur çünkü felsefesi yok, tarihi yok, derinliği yok, büyük çaplı adamları yok falan filan. Neyse, sonuçta üç tane büyük adamdan birisi. Biz bunu çağırıyoruz. Diyoruz ki biz batılılaşma projesini başlattık. Dolayısıyla bize batılı modern bir eğitim sistemi kur diye çağırıyoruz. Ne yapıyor bu adam? Bu adam bizim eğitim sistemimizi inceliyor. Ve bize şunu söylüyor. 1934'te bir rapor yayınlıyor. John Dewey raporu. Bu adam diyor ki, ya diyor siz manyak mısınız diyor. Biraz kendi sözcüklerimle ifade edeyim sohbet havasında. Sizdeki eğitim sistemi muhteşem. Tamam bozulmuş. Bozulmuş, dejenere olmuş. Bunu güncelleyin. Bunu çağdaşlaştırın diyor. Ve gidiyor adam Amerika'da kuruyor eğitim sistemini. Chicago'daki, bakın medrese sistemi dedim ya. Chicago'da ne yapmışlar adamlar? Chicago'da üniversitenin kampüsünde üç tane büyük katedral kurmuşlar. Üç büyük katedral. Ne demek üç büyük katedral? Biz üniversitenin işte kampüsüne uyduruk bir cami yapacağız, kıyamet kopuyor Türkiye'de. Ya burası Müslüman bir ülke. Manyak mısınız siz? Burası bir Müslüman bir ülke. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse, üç büyük katedral kampüsün merkezine. Ne demek bu? Yani üç büyük mezhebini temsil ediyor. Protestanlık, Katoliklik ve Ortodoksluk. Dikkat edin, iki, bir tane havra yapmışlar. Üç, bir tane cami yapmışlar. Ne demek bu? Evrensellik iddiası. Amerika kim ya? Amerika kim? Amerika evrensellik iddiasında bulunabilir mi? Böyle bir şey yok. Ama bunu yapıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Eğitim sisteminde bu söylediğim şey niceliksel yönüdür. Medresenin niteliksel olarak medreseyi doktora programında uyguluyor. Bizde medrese sisteminde şöyledir. Talebe gider hocanın, alemin, arifin, hakimin dizinin dibine oturur. Kimdir o? Dizinin dibine oturduğu adam kimdir? Çaplı bir adamdır. Gazali'dir bu, Cüveni'dir. İbn Arabi'dir, İbn Sina'dır, Fuzuli'dir. Yani sanatçıysa, şairse Fuzuli'dir veya Mevlana'dır. Yani gider dizinin dibine oturur. Ne yapar orada? Bir geleneği tevarüs eder. Çaplı bir adamın yanına oturarak bir geleneği, bir dünyayı, bir gök kubbeyi tevarüs eder. Bu önemli bir şey. Bunu Batılılar uyguluyor mu? Uyguluyor. Bunu medrese sistemini daha gelişmiş bir şekliyle bugün maalesef Batılılar uyguluyor. Yani o yüzden şunu söyleyeceğim. Bakın İbn Sina'dan bahsedecektim. İbn Sina 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzediyor. 10 yaşında. Arkasından alet ilimlerini okuyor. Yani dil ilimleri. Usul ilimlerini okuyor. İşte fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü falan. Oradan edebiyat okuyor. Şiir okuyor. Bediyat, mani ilimlerini okuyor. Arkasından kelam okuyor. Felsefe okuyor. Tasavvuf okuyor. Kaç yaşında bitiriyor biliyor musunuz? 18. 18 yaşında İbn Sina eğitimini tamamlıyor. Bu eğitim sistemi ile ilgili bir şey. Yani geliştirdiğiniz eğitim sisteminin bugün Mevlana'nın ülkesindeyiz, topraklarında. Mevlana bütün insanların, bütün medeniyetlerin, bütün toplumların nasıl sıçrama yapabileceklerini, tarihin akışını değiştirebilecek hamleler ortaya koyabileceklerini, bunun formülünü gösterdi bize. Ne dedi? Pergel metaforu dedi. Pergel metaforu. Pergel metaforu ne? Pergel metaforu şu. Pergelin
sabit ayağını bulunduğunuz coğrafyaya, entelektüel coğrafyaya, kültürel coğrafyaya, işte ilim coğrafyasına, irfan coğrafyasına basıyorsunuz. Pergelin coğrafyasını kendi kaynaklarınıza basıyorsunuz. Pergelin sabit ayağını, pergelin diğer ayağını, hareketli ayağını bütün kültürlere, bütün medeniyetlere, bütün dünyalara açıyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey bu. Bu inanılmaz dinamizm yaratan bir şey. Yani Mevlana'dan önce de böyleydi bu. Mevlana'dan da sonra da böyle aslında. Yani insanlık tarihindeki bütün büyük sıçramalar pergel metaforu ekseninde hayata geçirilmiştir. Yani bugün Türkiye yörüngesini yitirmiştir. Sorun bu. Türkiye yörüngesini yitirmiştir. Türkiye'de ipler hala bu ülkenin çocuklarının elinde değil. Ona rağmen dikkat edin, ona rağmen bir şey söyledim. Yani bugün TÜSİAD diye bir şey var, TÜSİAD. 350 kişilik bir aile bu. 350 kişilik aile, İstanbul dükalığı diyoruz. 350 kişilik aile Türkiye'nin kaderine hükmediyor ya. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey izin vermezler. Bunun işte bunu yıkmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde bunu, bu çok zorbaca bir şey. Böyle bir şeye izin vermezler dünyanın hiçbir yerinde. Neyse, Türkiye'nin altına oyan bu sermayedir. Yani askerlerin selam durdukları adamlar bunlardır aslında. İşte Balyoz operasyonu yapıldı, Ergenekon operasyonu yapıldı, TÜSİAD'a dokunulmadı. Yani bu operasyonlar dolayısıyla çok fazla önemli değil. O açıdan önemli değil. Ta o zamanlar ben yazmıştım zaten. Ergenekon operasyonuyla dolmuşa bindirilmediğimizden emin miyiz diye yazmıştım. Neyse. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada 100 sene önce, tekrar hatırlatıyorum. 100 sene önce her şeyini kaybetmiş bir toplum, 100 sene sonra insanlığın umudu haline gelen bir toplumdan bahsediyoruz. Somut örnek vereceğim. Bakın, birkaç ay önce Sri Lanka'daydık. Bunu değişik yerlerde söyledim ama burada da söyleyeyim. Televizyonlarda şurada burada falan söyledim. Sri Lanka'da bir dağ köyüne gittik. İHH ile birlikte, İnsani Yardım Vakfı. Özürlü çocuklar var orada. Onlara yardım götürüyoruz. Özürlüler. Bir dağ köyü. Sri Lanka'daki özürlüler okulunda 12 yaşındaki bir çocuk, dağ köyündeki 12 yaşındaki özürlü bir çocuk bana neyi sordu biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın hastalığı nasıl diye sordu. Bu manyak bir şey bu. Böyle bir şey olmaz. Yani mesela kraliçenin sağlığı nasıl diye sormazlar. Veya işte Fransız Cumhurbaşkanı'nın sağlığı nasıldır diye, Amerikan Cumhurbaşkanlığı'nın sağlığı nasıl diye sormazlar. Gebersin derler. Çünkü kanını emdiler. Yani Afrika'nın, Asya'nın, bütün Latin Amerika'nın kanını emdiler. Latin Amerika, bakın hiç sormuyoruz. Latin Amerika, adamlar ne Latin ne Amerika, adamların adı yok ya. Adamların adı yok. İkinci bir şey anlatayım. Tanzanya'ya gittik. Tanzanya'da Tanzanya Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gitmiştik. Bize ne sordu biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Tanzanya Cumhurbaşkanı neredesiniz diye sordu. Ne demek? Nasıl yani? Böyle biz birbirimize baktık. Neredesiniz? Tanzanya, Afrika'nın ta ortası. Yani tarihi biraz bilirseniz ne demek istediğini anlarsınız. Şu, bakın, şöyle bir şey oldu. 17. yüzyıl. Tanzanya'nın Zanzibar Adası. Zanzibar Adası Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları bir yer. 17. yüzyıl. 17. yüzyılda ama Tanzanya'da Müslümanlar çoğunlukta değil, azınlıkta. Azınlıkta o zamanlar. 17. yüzyılda Portekizliler Zanzibar Adası'nda tarihin en vahşi kölelik istasyonunu kuruyorlar. Tarihin en vahşi, en barbar kölelik istasyonunu kuruyorlar. Afrika'nın güneyinden, kuzeyinden, içlerinden binlerce insanı zincirlere vurarak Zanzibar'a getiriyorlar. Oradan Avrupalara, Amerikalara köle olarak götürüyorlar. Tabi bu arada insanların çoğu yolda belde telef oluyor. Ne oluyor? Olan şey şu. Müslümanlar diyor ki oradaki diğer insanlara,
Ya biz buraya Osmanlı çağıralım. Osmanlı çağıralım. Bu felaketten ancak Osmanlı'nın gelişiyle birlikte kurtulabiliriz diyor. Oturuyorlar, istişare ediyorlar, sonunda karar veriyorlar. Osmanlı geliyor. Ne oluyor? Portekizleri def ediyor ve geri çekiliyor. Biz bugünkü kafamızda, seküler kafamızda ne diyeceğiz? Ya sen manyak mısın, niye çekildin diyeceğiz. Halbuki şu, bakın, şunu unutmayın arkadaşlar. Biz dün çekilmemiz gereken yerden, çekilmemiz gerektiği zamanda çekilmesini bildiğimiz için bugün dünyanın çekim merkeziyiz. Şunu söylüyorum. Müslüman olduğumuz zaman diliminden bu yana, bu çok önemli bir laf. Çok özür dilerim ama bu çok önemli bir laf. Müslüman olduğumuz zaman diliminden bu yana, tarihte, insanlık tarihinde başkasına tecavüz etmeyen ve kendisine tecavüz ettirmeyen tek toplum biziz. Tarihte başkasına tecavüz etmeyen ve kendisine tecavüz ettirmeyen tek toplum biziz. Neden? Bunun esprisi ne? Bunun esprisi ne? Bu nereden geliyor? Bunu iyi bilmemiz lazım. Örnek vereyim. Yani ilk önce şöyle bir cümle kurayım. Bakın, son bin yıllık tarihi, insanlık tarihini iki aktör yapıyor. Birincisi Avrupalılar, ikincisi Müslümanlar. Avrupalılardan Cermenler, Almanlar yani. Müslümanlardan biziz. Ya yani bu coğrafyada yaşayan herkesi kastediyorum. Müslümanlardan biziz. Yani Türkler, yani bunun içinde bu coğrafyada yaşayan herkes var. Son 200 yıldır Cermenler de Türkler de tarihten çekildi. Şu son 200 yıldır tarihte yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizini yaşıyoruz. Birinci medeniyet krizini 13. yüzyılda yaşadık. 13. yüzyılda Bağdat, 1258'de Bağdat'ın Haçlı saldırıları ve Moğol istilası ile birlikte çöküşüne tanık olduk. 1258. İslam medeniyetinin doğu cephesi çöktü. 1326'da Kurtuba düştü. 1326. Dolayısıyla İslam medeniyetinin batı cephesi çöktü. 13. 14. yüzyıl İslam medeniyetinin yaşadığı birinci krizdir. Şu an ikinci büyük krizi yaşıyoruz. Dikkat edin, Kurtuba'nın düşüşü 1326. 1326 nedir bizim için? Başka? Bilen var mı? 1326. Bursa'nın fethidir. Osmanlı Bursa'da kurulmuştur. Bursa, Osmanlı'nın ruhudur, İstanbul bedenidir. Nedir bu? Buradan şunu söylemek istiyorum. 1326'da Kurtuba düştü, bir hikaye bitti. 1326'da İstanbul'u, Bursa'yı fethettik ve başka bir coğrafyada yeni bir hikaye başladı. Yeni bir hikaye başladı. Yani o yüzden şunu söylüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani Sinan'la ilgili biraz önce kurduğum cümle, burada Fatih'le ilgili kurayım ben size. Biz mesela Fatih'in torunları falan olduğumuzu söylüyoruz. Fatih'in çocukları olduğumuzu söylüyoruz. Öyle miyiz acaba? Soruyorum. Bizim Fatih'le bir akrabalığımız var mı gerçekten? Mesela şöyle bir cümle kuruyoruz. Buradan çıkarın. Diyoruz ki işte İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ karanlığına son verdi. İşte yeni çağ başladı. Biz böyle anlatıyoruz ya. Ne demek ya? Orta Çağ ne demek ya? Orta Çağ ne demek? Orta Çağ'ın benimle ne alakası var? İstanbul'un fethinin Orta Çağ'ın kapatılmasıyla ne alakası var? Enteresan bir şey bu. Çok enteresan bir şey bu. Sömürgeci zihin yapısına sahip olduğumuzu buradan çıkarabilirsiniz. Yani acayip bir şekilde Türkiye'de o sömürgeci eğitim sisteminin her şeyimizi allak bullak ettiğini bu söylediğim şey çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha berbat bir şey söyleyeceğim. Fatih, soruyorum bakın, Fatih gemileri neden karadan yürüttü? Bunu bütün konferanslarımda soruyorum. Hiçbir yerde bu sorunun cevabını veren çıkmadı. Biz Fatih'in torunları olduğumuzu söylüyoruz. Fatih'in
Gemileri karadan, neden gemileri karadan yürüttüğünü bilmiyoruz. Bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim. İstanbul'un fethiyle birlikte 13. 14. yüzyılda yaşadığımız birinci medeniyet krizini aştık. İstanbul fethedilmeseydi bu medeniyet krizini aşamayacaktık. İstanbul'un fethedilmesi İslam tarihi açısından, sadece bizim tarihimiz açısından değil, İslam'ın geleceği açısından hayati bir mesele. Bir hayat memat meselesi. İstanbul fethedilmeseydi İslam tarihten çekilebilirdi. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Hayat memat meselesi bizim için. Ama dikkat edin, İstanbul'un fethedilebilmesi için tek bir şey yapılması gerekiyor. Surların dövülmesi. Surları dövebildiğimiz zaman, surları ele geçirebildiğimiz zaman İstanbul'u fethedebileceğiz, İstanbul'u alabileceğiz. Fakat bir sorun var. Dikkat edin arkadaşlar, bu çok önemli bir şey. Bir sorun var. Surlarda yoğun bir sivil nüfus yaşıyor. Surlarda yoğun bir sivil nüfus yaşıyor. Bizim için İstanbul'un fethedilmesi hayat memat meselesi. Ama surlarda yoğun bir sivil nüfus yaşıyor. Şeyhülislam fetvayı vermiyor. Dövebilirsin diye bir fetva vermiyor. Dövemezsin diye bir fetva veriyor. Oradaki insanlar sivil, masum. Yani bu bizim için hayat memat meselesi olabilir. Ama biz masum insanları katlederek yeni bir dünya kuramayız. Dövemezsin diyor, başka bir yol bul diyor. Bunu ancak biz yapabiliriz. Bunu, böylesi bir şey yapabildiğimiz için, hayat memat meselesi bir durumda bile böylesi bir şey yapabildiğimiz için insanlığın umudu haline gelmiş durumdayız. İnsanlığın umudu haline gelmiş durumdayız. Fatih'in bir örnek daha vereyim. İnsanlığın neden umudu olduğumuzu gösteren önemli bir şey bu. Fatih'in Bosna'yı fethinde yayınladığı bir ferman var. Böyle bir şey yok. Tarihte böyle bir şey yok. Sadece Mekke'nin fethi var. Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Hiç kimsenin burnu kanamayacak diyor. Hiç kimsenin burnu kanamayacak diyor. Bu olmayacak bir şey bu. Yani müşrikler, Mekke'deki müşrikler Müslümanlara olmadık zulümleri işlemişler. Mekke'den sürmüşler, sürgün etmişler. Müslümanlar Mekke'ye girerken, Mekke'yi fethederken hiç kimsenin burnu kanamayacak diyor Hazreti Peygamber. Bu inanılmaz bir şey. Halid bin Velid bir ara bir provokasyona kurban gidiyor. Dolayısıyla saldırıyor müşriklere. Hazreti Peygamber haberini alınca Hazreti Osman'ı gönderiyor, durduruyor derhal. Bu önemli bir olay. İkincisi, Fatih'in Bosna'da yayınladığı ferman. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, bir, Yahudilere ve Hristiyanlara dokunan karşısında beni bulur diyor. İki, tabiata zarar veren karşısında beni bulur diyor. Üçüncüsü çok acayip bir şey. Üçüncüsü inanılmaz bir şey. Üç, masum, korumasız, hayvanlara zarar veren karşısında beni bulur diyor. Bu inanılmaz bir şey. Osmanlı aşılamamıştır arkadaşlar. Osmanlı anlaşılamamıştır aynı zamanda. Osmanlı'nın aşılamadığı, Osmanlı anlaşılamadığı için anlaşılamamıştır. Osmanlı aşılamamıştır ama Osmanlı anlaşılamamıştır. Osmanlı anlaşılamadığı için Osmanlı'nın aşılamadığı anlaşılamamıştır. Bakın, Osmanlı neden aşılamamıştır? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tarihte Batılılar farklı dinlerle, kültürlerle, medeniyetlerle bir arada yaşama tecrübesi üretememiştir. Bu büyük laf, dikkat edin. Tarihte Batılılar dün de bugün de farklı kültürlerle, dinlerle, medeniyetlerle bir arada yaşama tecrübesi üretememiştir. Yani o yüzden Batı'da bir Herat modeli, bir Konya modeli, bir Kudüs modeli, bir İstanbul modeli, bir Delhi modeli, bir Şam modeli, bir Kayseri, Erzurum modeli yoktur. Yoktur. Böyle bir şey yoktur.
yani bugün New York'ta, işte ne bileyim Londra'da, Viyana'da, Prag'da, şurada burada, Berlin'de gayrimüslimler yaşamıyor mu? Yaşıyor. Tonla gayrimüslim yaşıyor. Ama nasıl yaşıyor? Gidin onlara sorun. Örnek vereyim ya, ben yaşadım. 12 sene Londra'da yaşadım ben. Hastaneye gidiyorsunuz. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bu, yani bu kadar adice bir şey olamaz. Hastaneye muayene olmaya gidiyorsun ya. Önüne bir kağıt tutuş, önüne eline bir kağıt tutuşturuyor. Ne yazıyor biliyor musunuz kağıtta? Şöyle bir şey var. Bir, beyaz, British, İngiliz. İki, beyaz, Amerikalı. Üç, beyaz, Avrupalı. İşte dört, sarı, Çinli. Sarı, Japon. Beş, işte Afrika, siyah, Afrikalı. Bilmem ne. Abi sen manyak mısın ya? Benim derimin rengiyle hastalığımın ne alakası var? Yani adamlarda, bakın, adamlarda ırkçılık adamların ruhuna işlemiş durumda. Ruhuna işlemiş durumda. Şunu da unutmayın, bir şey daha söyleyeyim. Bugün Batılılar Kur'an-ı Kerim'e saldırmıyorlar. Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar. Neden? Bunu parantez olarak söylüyorum. Yani gerekirse açarım. Gerekirse açarım. Örnek vereyim, örnek vererek gideyim. Neden Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar? Martin Luther, Protestanlığı kuran adam, Hristiyanlığı parçalayan adam. Martin Luther'in 95 tezini bilirsiniz. Meşhur 95 tezini astığı bir kilise var. Wittenberg Kilisesi. Oraya gittim. Özellikle nasıl bir yer, nasıl bir şeydir falan diye. Kilisenin girişine bir pano asmışlar. Kilisenin girişine bir pano asmışlar. Büyükçe bir pano. Türkçesini söyleyeceğim. Şöyle yazıyor panoda. Artık ben de İncil'i anlayabileceğim. Ne demek bu? Artık ben de İncil'i anlayabileceğim. Bu peygamberi devre dışı bırakmak demek. Peygamberi devre dışı bıraktığınız zaman din biter. Yani o yüzden din bitti. Yani önüne gelen İncil yazmaya başladı. Eşcinseller İncil yazıyor bugün. Feministler İncil yazıyor. Ateist papazlar var. Protestan kilisesinde ateist papazlar İncil yazıyor. Böyle bir şey yok. Yani önüne kelle sayısı kadar İncil çıkar. Yani bugün işte İncil Hristiyanlığı diye bir şey, Hristiyanlığı bitiren şeydir. Bugün Kur'an İslam'ından bahsediyor insanlar. Çok tehlikeli bir şey bu. Bakın, çok tehlikeli bir şeydir. Yani Kur'an İslam'ından bahseden insanlar ya gerçekten gerizekalı insanlar ya da kötü niyetli insanlar. Kur'an kaynaktır. Ama sünnet-i seniye ırmaktır. Kur'an asıldır. Sünnet-i seniye usuldür. Asolen, asolan hakikate vusuldür, vusul. Hakikate ulaşmaktır, ve ile. Kur'an kaynaktır. Sünnet-i seniye ırmaktır. Asolan ummana varmaktır. Irmak akmıyorsa kaynağın öldüğüne hükmederiz. Kaynağın olmadığına hükmederiz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sünnet-i seniye ırmaktır. Siz ırmağı kuruttuğunuz zaman kaynağı da kurutursunuz. Kaynağı da tüketirsiniz. O yüzden Batılılar Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e değil. Hadislere saldırıyorlar. Türkiye'de de insanlar, tuhaf tuhaf adamlar çıkıyor. Profesör Abuzettin, affedersiniz, çıkıyor. Hadislere saldırıyor. Kimsin sen ya? Hadislere saldırıyor. Halbuki hadisler İncil'den daha güçlüdür biliyor musunuz? Hadislerin bir senet mantığı var. Ravi mantığı var. İşte mütevatir olan hadisler var, sahih olan hadisler var, hasen olan hadisler var, zayıf olan hadisler var falan. İncil'de böyle bir şey yok. İncil'lere oturup yazmışlar adamlar. Filan. Bu önemli bir şey. Neyse, buradan geleceğim şey şu. Burada toparlamaya çalışayım. Söylediğim şey şuydu. İki şey söyledim. Birincisi, Türkiye düzlem değiştirdi. İnsanlığın umudu haline geldik. Dolayısıyla 100 sene önce neden insanlığın, nasıl insanlığın umudu haline geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. 100 sene önce her şeyini kaybetmiş bir toplum, 100 sene sonra İslam dünyasının umudu haline geldi. Bunun nedenlerinden birisini söyledim. En önemli neden, 1000 yıldır dünya tarihini iki aktör yapıyor dedim. Müslümanlar, Müslümanlardan biz, dolayısıyla Avrupalılar ve Cermenler. Avrupa tarihinde biz yaptık 1000 yılda.
Avrupa tarihinin yapılmasında da kilit rolü oynadık biz 1000 yıldır. Şimdi dolayısıyla tarihte başkasına tecavüz etmeyen ve kendisine tecavüz ettirmeyen tek toplum olarak tarihe geçtik. İnsanlığın neden umudu olduğumuzu gösteren daha teorik bir şey söyleyeceğim. Bakın, biraz daha derin nefes alacağım. Biraz daha derin nefes alayım. 2000 yıllık insanlık tarihinde Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar iki büyük yürüyüşü gerçekleştiren bizden başka ikinci bir toplum yok. Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar 2000 yıllık tarihte. Peki ne yaptık biz burada? 2000 yıllık tarihte ilk 1000 yılda Müslüman olmadığımız zaman diliminde yaktık, yıktık. Müslüman olduktan sonraki zaman diliminde, ikinci 1000 yıllık zaman diliminde biz Avrupa'ya, dünyaya adaletin, hakkaniyetin, silmin, selametin, barışın, kardeşliğin, medeniyetin ne demek olduğunu öğrettik. Verdim örneğini. Yani şunu söylüyorum. Batılılar hiçbir zaman başka kültürlerle, farklı kültürlerle, farklı dinlerle, farklı medeniyetlerle bir arada yaşama tecrübesi üretememiştir. Ama ben bir Müslüman olarak şunu söylüyorum. Kilisesi, havrası, camisi olmayan yer İslam medeniyeti değildir. Bunu Avrupalılar söyleyemez. O yüzden insanlığın umudu biziz. O yüzden İslam'dan çok acayip bir şekilde korkuyorlar. Ürküyorlar. O yüzden İslamofobi hikayesini o yüzden geliştirmiş durumdalar. Şimdi bu 2000 yıllık yürüyüşün bize kazandırdığı iki zıt özellik var. Bugün dünya coğrafyasında bu iki zıt özelliğe sahip tek toplum biziz. Bu iki zıt özellik ne? Birincisi şu, tarihte derin yürüyüş yapmanın kazandırdığı tarihi derinlik. Bu tarihi derinlik özelliği şu an bütün dinamizmiyle sürüyor. Kabına sığmazlık özelliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Birincisi tarihi derinlik. Dolayısıyla kabına sığmazlık özelliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Acayip dinamik bir toplum. Yani dışarıdan, batıdan, şuradan, buradan falan buraya gelen insanların başı dönüyor. İkinci özellik bunun zıttı. Bizim Horasan'dan değiştirdiğimiz bir ruh var, Horasan'dan. Özellikle Bursa'da ete kemiğe büründürdüğümüz bir ruh bu. Özellikle tasavvufun kazandırdığı irfani derinlik. İrfani derinlik. Bu da derinli sükunet şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden bakın Araplar her şeylerini yitirmediler ama 24 parçaya bölündüler. 24 parçaya bölündüler. Biz her şeyimizi yitirdik, yeniden toparlandık ve insanlığın umudu haline geldik. Biz olur olmaz her yerde her şeye baş kaldırmıyoruz. Derinli sükunet diyorum, dikkat edin. Yani yakıp yıkacak bir şey yapmıyoruz. Sabır var. İnanılmaz tarihi derinliğin kazandırdığı, irfani derinliğin kazandırdığı bir sabır var. Bir basiret var. Tamam mı? Yani dolayısıyla bizim yeniden insanlığın önünü açabilecek bir yolculuğa doğru gittiğimizi bilmemiz lazım. Onun için de dediğim gibi Türkiye'de önümüzdeki 10 yıllık süreçte en azından çok büyük ciddi devrimlere ihtiyacımız var. Bu üç büyük paralel devrim diyordum. Bu operasyonlardan önce şimdi o şeyin tadı kaçtı. Paralel devrim diyemiyorum. Yani acayip bir şey çıkıyor. Yani üç büyük devrim yapmamız lazım. Birincisi eğitimde devrim yapılması lazım. Biraz önce kısaca bahsettim. Çaplı, dünya çapında adamlar yetiştirmemiz lazım. İnsanlığın önünü açacak öncü kuşaklar yetiştirmemiz lazım. Tarihin akışını değiştiren insanlar öncü kuşaklardır. Tarihi kitleler yapmaz. Tarihi öncü kuşaklar yapar. Öncü kuşaklar yalnız adamlardır. Tarih yalnız adamların kanatlarında yükselir. Yalnız adamlar ilkeleri için, ilkelerinin ülkülere dönüşmesi için, ülkülerinin ülkesini bulması ve dünyasını kurması için yaşarlar. Bu dünya için yaşamazlar. Kendileri için yaşamazlar. Dolayısıyla yalnız adamların zirvesi peygamberlerdir. Peygamberler bizim gibi yer içer ama sonuçta aslında bütün insü cinni düşünür. Bütün varlıkları, bütün ümmetini düşünür. Bu çok önemli bir şey. Yani o yüzden bizim gibi yaşamazlar aslında.
Yani o yüzden tarihin akışını değiştiren insanlar yalnız adamlardır. Tarihin akışını değiştirecek kişiler küçük azınlıklar, alim, arif ve hakim. İlim, irfan ve hikmet yolculuğunu yapacak insanlar. İlim, irfan ve hikmet. Dolayısıyla Mekke artı Medine eşittir medeniyet yolculuğu. Onu diyorum. Yani medeniyet fikrinin üç sütunu vardır. İlim, Mekke sürecine denk gelir. Orada alim yetişir. İrfan, Medine sürecine denk gelir. Orada arif yetişir. İkisinin toplamı medeniyettir. Orada da hakim yetişir. Yani dolayısıyla öncü adamların büyük yolculuk yapacak, büyük liderlerin, öncü kişilerin, bunun ille de siyasi lider olması gerekmiyor. Yani büyük alimlerin, öncülük yapacak insanların iki kişiye ihtiyacı var. Bu son cümlem olsun. İki önemli karaktere ihtiyacı var. Sağında bir Hazreti Ebu Bekir şahsiyetine, solunda bir Hazreti Ömer şahsiyetine. Sağındaki Hazreti Ebu Bekir şahsiyeti sürekli ön açacak. Dolayısıyla en zorlu durumlarda, en zorlu zamanlarda, en fırtınalı anlarda geminin su almadan yolculuk yapmasını önleyecek. Ön alacak ve ön açacak. Teslim olacak, sıddık olacak. Yani büyük liderlerin iki şahsiyete ihtiyacı var. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer. Hazreti Ömer şahsiyeti sürekli liderin karşısına çıkacak, hakkı, hakikati, adaleti hatırlatacak. Ve dolayısıyla ayna tutacak. Yani bu iki şahsiyet olmadığı sürece, bu iki şahsiyet bir kişide de toplanabilir. Önemli değil. Dolayısıyla büyük insanlar büyük yolculukların önünü açmakta zorlanabilirler. Biraz yaşadığımız sıkıntıların kaynaklarından birisi bu. O yüzden Tayyip Erdoğan şu an acayip bir şekilde yalnız durumda. Yalnız olmasa hali harap, onu da söyleyeyim. Yalnız olmasa bir sürü dalkavuk var, bir sürü haydut var. Yani onlar acayip bir şekilde adamın önünü tıkayacaklar. O yüzden şunu söylemiş olayım, tekrar hatırlatayım. Bugün insanlığa söylenebilecek tek bir söz var. İnsanlığın ihtiyacını hissettiği tek bir söz var. O sözü söyleyecek biziz. Ama biz yokuz. Tekrar ediyorum. Bugün insanlığa söylenebilecek tek bir söz var. O sözü söyleyecek biziz. Ama biz yokuz. Biz yokuz, geliyoruz. Yani şu an o sözü söyleyebilecek çaplı adamlar yetiştirebilmiş değiliz. Biraz önce söyledim. Gazalileri, İbn Arabileri, İbn Sina'ları, Sinanları, Şeyh Garipleri, Yunusları, Mevlana'ları yeniden yetiştiremediğimiz sürece insanlığın önünü açamayız. Ha, bunları yetiştirmek zor mu? Zor. Zor ama imkansız değil. Yani biraz önce söylediğim şeyi tekrar hatırlatayım. Bütün büyük doğumlar büyük sancıların çocuğudur. Büyük krizlerin çocuğudur. Şu an büyük bir kriz yaşıyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık süreçte büyük bir doğumun arefesindeyiz. Hakikat, insanlık hakikate gebe. Bu gebeliğin kaynağı da biziz. Sadece bu kadar söylemiş olayım. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkürler. Sağ olun.